Merhaba arkadaşlar. 7. sınıf halk kültürü dersi. 2. dönem 2. yazılı sorular ile karşınızdayız. 1. sorumuz. Halk oyunları ve halk dansları birbiriyle kesinlikle karıştırılmamalıdır. Çünkü halk dansları sadece kültürümüzü yansıtan danslarımızdan ibarettir. Halk oyunları ise Türk kültürüne ait tüm oyunları kapsamaktadır. Aşağıdakilerden hangisi Türk halk oyunlarını örnek olarak gösterilemez? Beştaş çoğumuz oynamıştır arkadaşlar biliyorsunuz. Misket yine oynuyordu küçüklüğümüzde. Çelik çomak yine oynadığımız oyun. Bilardo arkadaşlar özellikle Avrupa'da ortaya çıkmış bir oyundur. Türk halk oyununa örnek olarak gösterilemez. 2. Aşağıdakilerden hangisi Nevruz'da yapılan adetlerden birisi değildir? Yumurta tokuşturma yapıyoruz. Cilt oyunu yine yapıyoruz. Ateşin üstünden atlama zaten en çok yapılan olay. Havai fişek gösterisi yapmıyoruz arkadaşlar. Bunun Nevruz'la alakası yok. Cevabımız D şıkkı. 3. Aşağıda geleneksel mesleklerin zamanla yok olmasının nedenleri verilmiştir. Hangisi bu nedenlerden biri olamaz? A. Teknolojinin gelişmesi. Evet, geleneksel meslekleri zamanla yok ediyor arkadaşlar. Çünkü daha kolay ve hızlı bir şekilde yapıldığı için artık geleneksel mesleğe ihtiyaç kalmamış gibi oluyor. B. Halkın ihtiyacının kalmaması. Hayır. Halkın her zaman bu tür şeylere ihtiyacı var. Ancak teknoloji ve fabrikalar arkadaşlar çoğaldığı için daha hızlı bir şekilde yapılıyor. Bu da o mesleğin zamanla yok olmasına neden oluyor ama her zaman ihtiyacımız vardır. O yüzden cevap B şıkkı. 4. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel el sanatlarını yaşatmak için yapılacaklardan biri olamaz? A. Geleneksel el sanatlarını tanıtmak olabilir. B. Turizme katkı sağlamak amacıyla cazibe merkezleri oluşturmak bu da olabilir. C. Kurslar açarak yeni kişiler yetiştirmek. Evet bu da olabilir. D. Bu sanatlarla uğraşan kişileri teşvik etmemek demiş bakın. Yanlış olmuş cevabımız D şıkkı. 5. Ala gözlüm ben bu ilden gidersem zülfü perişanım kal melin melin. Keremet aklından çıkarma beni, ağla gözyaşını yaşını melin, melin. Yukarıdaki halk kültürünün hangi ögesi örneklendirilmiştir? Arkadaşlar bu türküdür, ünlü bir türküdür hatta. O yüzden cevabımız C şıkkı. 6. Aşağıda halk şiiri ile ilgili verilen unsurlardan hangisi yanlıştır? A. Yaşanılan olaylar etkisiyle yazılmıştır. Evet doğru. B. Kültürümüzden izler taşır. Evet bu da doğru. Bir gecede oluşan eserlerdir demiş. Hayır arkadaşlar. Bu tür eserler öyle bir gecede oluşmuyor. Bunun bir süreci vardır. Cevabımız C şıkkı. 7. Kültürümüzün önemli bir parçası da fıkralardır. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel fıkra ustalarımızdan biri değildir? Tabii ki Noel Baba arkadaşlar. Daha çok yabancı kültüründe olan bir kişidir bu. Cevabımız A. 8. Fıkraları ile bizleri güldüren, düşündüren, ders ve nasihatler veren ünlü bilge, alim Türk büyüğü aşağıdakilerden hangisidir? Tabii ki fıkra dediğimiz zaman aklımıza Nasrettin Hoca gelecek. Cevabımız C. 9. Aşağıdaki atasözlerimizden hangisi birlik ve beraberliğin önemini vurgulamaktadır? A. Ağaç yaşken eğilir. Bu eğitimin küçük yaşlarda verilmesi gerektiğini anlatır. B. Üzüm üzüme baka baka kararır. Bu da çevremizdeki insanların, arkadaşlarımızın bizi etkilemesinden bahseder. C. Duvarı nem, yiğidi gam yıkar. Bu da insanın üzüntüden dolayı yıkılacağını yani zarar göreceğinden bahsediyor. D. Bir elin nesi var? iki elin sesi var. Evet burada iki elin birlikte daha çok iş yapmasından bahsediyor arkadaşlar. Ve birlik beraberliği bize gösteriyor. Cevabımız D şıkkı. 10. Altı çizili deyimde anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Burnu Kaf Dağı'nda mübarek. Arkadaşlar Burnu Kaf dağı, yani burnu çok havalarda kendini çok yükseklerde görüyor. Yani kibirli cevabımız B şıkkı. 11. Aşağıdakilerden hangisi bayram ve kutlamaların sosyal kültürel işlevleri arasında yer almaz? A) Anıları tazeler olabilir. B) Ekonomik ilişkileri zayıflatır demiş. Sosyal kültürel değil arkadaşlar. O yüzden cevabımız B diyoruz. 12. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha eski olan bayram kutlama geleneğidir? A) Kartpostalla bayram kutlama Cep telefonu, sosyal medya, elektronik posta. Bakın bu üçü şu an günümüzde kullanılıyor arkadaşlar. Eskiden kartpostallar kullanılıyordu mektupla. Cevabımız A şıkkı. 13. Halk biliminin yazılı kaynakları içinde bir ulusun halkın kültürel geçmesini, ortak değerlerini, inançlarını aydınlatan, bugün bile işlerliğini, canlılığını, etkinliğini koruyan ve temel nitelik taşıyan eserler yer alır. Aşağıdakilerden hangisi Türk milletinin yazılı kaynakları arasında yer almaz? Orhun Yazıtları vardır arkadaşlar. Keloğlan masalları yine aynı şekilde. Ergenekon Destanı yine aynı şekilde Türkler içindir. Ezop masalları Türkler için değil arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı. 14. Allah analı babalı büyütsün deyimi kültürümüzde hangi olay üzerine söylenilmektedir? Tabii ki bebek doğduğu zaman söylenir arkadaşlar. Cevap A. 15. Destanlarımızda, efsanelerimizde çokça geçen aşağıdaki aletlerden hangisi savaşmak amacıyla kullanılmaz demiş. Bakın ok, yay, tüfek, kılıç. Arkadaşlar efsanelerimizde, destanlarımızda tüfek daha henüz icat edilmemişti. O yüzden cevap C diyoruz. 16. Aşağıdakilerden hangisi Türk Cumhuriyetlerinde ve ülkemizde Baharın gelişini kutlamak için her yıl 21 Mart'ta çeşitli etkinliklerle kullanılan bayramdır. Arkadaşlar 21 Mart baharın gelişidir. Baharın gelişi de Nevruz bayramı ile kutlanır. Cevabımız D şıkkı. 17 gün kavuştu Irak'ta gözüm karada akta. Herkesin yarı geldi benim yarim uzakta. Yukarıda verilen dörtlük Türk halk kültürünün hangi sözlü kaynağını örnektir? Burada bir mani söylenmiş arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı. 18 Ağlama yer ağlama, mavi yazma bağlama, mavi yazma tes solar ciğerimi dağlama. Yukarıda verilen dörtlük Türk halk kültürünün hangi sözlü kaynağını örnektir? Burada verilen dörtlük arkadaşlar çok ünlü türkülerimizden biridir. O yüzden türkü diyoruz. Cevabımız C şıkkı. 19 Çocukluğa elveda, delikanlılığa merhaba. Renk katın günüme. Gelin dostlar sünnetime. Yukarıda verilen davetiye örneği hangi gelenek göreneğimize ait bir örnektir? Bakın burada ne diyor arkadaşlar? Sünnetime gelin diyor. Yani sünnet düğünü. Cevabımız B şıkkı. 20. Aşağıda verilen örneklerden hangisi halk hekimliğine örnek olarak gösterilemez? Bitkilerden ilaç yapmak. Evet bu doğru. Muska yazdırmak yine var arkadaşlar. Hastaneye gitmek halk hekimliği değil de normal yani doktorlarımıza gitmek halk değil. Cevabımız C şıkkı. 21. Tıbbın gelişmediği çağlarda insanların kendi özel çabalarıyla hastalıkları tedavi etme yöntemi olarak kabul edilir demiş halk hekimliği arkadaşlar. Yukarıda da zaten örneği vardı. Cevabımız B şıkkı. Yazılı çözümlerimiz burada bitti arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.